Evet değerli arkadaşlarım, ilk kez halkın doğrudan Cumhurbaşkanlığı seçmesiyle ilgili seçim işlemini 10 Ağustos günü itibariyle bugün tamamlamış bulunuyoruz. Adaylardan birisi %51 küsür oy alarak ilk turda Cumhurbaşkanı seçildiği gayri resmi sonuçlara göre anlaşılmaktadır. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ülkemizin geleceğine sahip çıkmak, yine ülkenin kaderinde ben de varım diyebilmek için, yaşanan tüm yanlışlıklara, yolsuzluklara dur diyebilmek için zor koşullarda sandıklara koşan tüm yurttaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ederek başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimi süresince büyük bir erdem ve bilgelik örneği göstererek hemen hemen oy veren vermeyen herkesin sevgisini ve takdirini kazanan halkımızın ortak adayı olarak ortaya konulan Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'na da huzurlarınızda ayrıca teşekkür ediyoruz. Seçim süresince görev alan tüm sandık görevlilerimize, gözlemcilere, gönülden bu işe katkı veren sade yurttaşlarımıza da yine şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli arkadaşlarım, yine seçim süresince ortak aday Sayın Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu'na seçim çalışmalarında tüm olanaklarını yoksulluklar içerisinde, ekonomik zorluklar içerisinde tüm olanaklarını seferber eden Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine, parti üyelerine ve bu sürece destek veren diğer siyasi partilerin sayın genel başkanlarına ve üyelerine de ayrıca partili olmayan yurttaşlarımıza da ayrıca yürekten teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de Sayın Demirtaş'a. Sayın Selahattin Demirtaş'a da seçim kampanyası boyunca tüm gerginlik yaratma gayretlerine rağmen bu süreçte ortaya koyduğu nezaketi, tarzı ve üslubundan dolayı ayrıca teşekkür etmeyi de Cumhuriyet Halk Partisi adına bir borç ve görev kabul ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, buradan tabii ki bu işin seçim sonuçlarına dönük siyasi değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde, haftalarda yapılacaktır. Bundan hiç şüphe yok. Ama açık ve net bir şekilde belirtmek istediğim bazı hususlar var. Bunlardan en önemlisi, bu seçimlerin kaybedeni Sayın Ekmelettin İhsanoğlu veya Selahattin Demirtaş değildir. Seçimlerin asıl kaybedeni temiz ve dürüst siyaset özlemi ve gerçek bir demokrasi arayışı olmuştur. Seçim süresince, bu gece sonuçlar üzerinde konuşuyoruz ama seçim süresince yaşanan tek yanlı propaganda bombardımanı altında dini ve mezhepsel, etnik, her türlü ayrıştırıcı, bölücü, nefret dili meydanlarda bir aday tarafından açıkça kullanılmıştır. Halkımızın bütün kampanya boyunca tüm adaylara eşit mesafede ulaşabilmesi engellenmiştir. Bu seçimlerden sonra halkımızın geleceği ve özgürlüklerimiz de tek adam rejiminin açıkça tehdit altında olacaktır. Yetki ve gücünü anayasadan alan bir cumhurbaşkanı değil, kendi keyfi rejimini zorla bu ülkeye kabul ettirmeye çalışan baskıcı bir yönetim anlayışı ile karşı karşıya olduğumuzu da hatırlatmak isterim. Bu seçimlerde 3 aday eşit koşullarda yarışmamıştır. Bu herkesin bilgisindedir, takdirindedir. Bir tarafta kendi olanakları ile ve halkın katkılarıyla seçim çalışmalarını yürütmeye çalışan olanaksızlıklar içerisinde Sayın İhsanoğlu ve Sayın Demirtaş, diğer tarafta ise adeta devletin büyük organizasyon gücünü, devlet makinasını arkasına almış, devletin yine her türlü maddi ve manevi olanakları, idari olanakları kendisi için seferber edilmiş bir üçüncü aday Sayın Erdoğan vardı. Erdoğan bu süreçte açıkça söylüyoruz, Türkiye Cumhuriyeti hazinesini kendi seçim kampanyası için imkanlarıyla beraber
açıkça kullanmıştır. Bu seçim birbirine tamamen zıt iki farklı düşünce, iki farklı dünya görüşü, iki farklı anlayış arasında geçmiştir. Bir tarafta her türlü kanunsuzluğu ve hukuksuzluğu yönetim anlayışı haline getiren Erdoğan, diğer tarafta hukuktan ve meşruiyetten asla taviz vermeyeceğini her fırsatta ifade eden ve bunu da veciz cümlelerle kendisine her türlü hakaretengiz söylemde bulunmasına rağmen veciz cümlelerle ifade etmeye çalışan Sayın İhsanoğlu. Bir tarafta ülkesini kamplara ayırarak bundan siyasi kazanç elde etmeye çalışan bir fırsatçı kişi, diğer tarafta kişisel geleceğini değil, halkın ve ülkenin geleceğini önceleyen Sayın Ekmelettin İhsanoğlu. Bir tarafta yine ne bölgesinde ne de dünyada hiçbir saygınlığı kalmayan, adeta diplomatik müflis haline gelen bir Erdoğan, diğer tarafta ise hem bölgemizde hem de dünyanın başka bölgelerinde duruşu, tarzı, diplomatik yeteneğiyle bir bilge kişilik olan Sayın İhsanoğlu. Değerli arkadaşlarım, üzülerek söylüyorum. Şu anda gayri resmi sonuçlara göre seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yaşayan farklı inanç gruplarından, farklı etnik gruplardan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları için herkesin cumhurbaşkanı değildir. Bunun böyle olmadığını da bilakis bilhassa kampanyasının son 10 gününde kendisi ifade etmiştir. Böyle olmadığını, olamayacağını da altını çizerek meydan meydan herkesin gözünün içine baka baka vurgulamıştır. Değerli arkadaşlarım, kendisinden olmayanı ötekileştiren bu anlayış, umarım demokrasinin kuralları içerisinde önümüzdeki süreçte Türkiye'ye zarar getirecek eylemlerin de en üst noktada tetikleyicisi olmaz. Birazdan balkon konuşması yapılacak. Değerli basın mensupları, değerli yurttaşlarımız, daha önce bazı seçim gecelerinde bu balkon konuşmalarını da dinledik. Bu balkon konuşmalarında yapay olarak herkesi kucaklayan, demokrasinin tüm kurum ve kurallarını öz olarak ifade eden son derece veciz konuşmalar yapıldı. Fakat bir de balkon konuşmalarının sonrasındaki uygulamalar var. Bu geceki balkon konuşması ve sonrasında tek adam rejimine gitmek için %51'i kendisine yeterli bir irade kaynağı olarak görecek olan kişinin eylemlerini lütfen sizler de takip edin. Daha önce ne yaptıysa yarın aynısını yapacağından maalesef siyaset olarak bizim kuşkumuz yoktur. Değerli arkadaşlarım, daha önce de miting meydanlarında, çeşitli toplantılarda her vesileyle Sayın Genel Başkanımız, parti sözcülerimiz, grup başkan vekillerimiz, milletvekillerimiz tümümüzün dile getirdiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi bu demokrasi mücadelesine devam edecektir. Ben inanıyorum. Bir gün kısırlaştırılan ve henüz uykuda olan vicdanlar bir şekilde uyanacaktır. Kısa vadede sonuç ne olursa olsun gelecekte mutlaka demokrasi ve Türkiye kazanacaktır. Evet, daha sonraki siyasi gelişmeler yine hafta içerisinde değerlendirilecektir. Ben bu açıklamaları bir iki soru alayım sadece. Buyurun, hanginiz şey yapacaksa. Evet. Evet. Şimdi yaklaşık 4,5-5 milyona yakın bir seçmenin Sayın İhsanoğlu'na oy vermesini umut ettiğimiz, beklediğimiz seçmenin sandığa gitmediği anlaşılıyor. Yani o seçmenin yarısı gitse zaten %50'nin altında bir sonuç çıkacaktı. Bunun nedenleri çeşitlidir ama burada hiç kimse kişiler üzerinden siyaset yapmadı. Türkiye'de şimdiye kadar yapılmayan en geniş çerçevede bir ortak milli mutabakat arandı, uzlaşma arandı.
Burada bir siyasi partiye Cumhurbaşkanı seçme yarışında olmadık. Burada Türkiye'ye, Türk milletine, Türk halkına Cumhurbaşkanı seçme anlayışında olduk. Ve bu ortak anlayışı ortaya koyduk. Bunun gerekçelerini anlattık. Katılanlar oldu, katılmayanlar oldu. Ama sandığa gitmeme noktasında direnç sergilemenin ne anlama geldiği daha sonra tekrar değerlendirilecektir. Şimdi şöyle söyleyeyim, %38, 6 oldu galiba, değil mi? Son 38-8, 38-6. Yerel seçimlerde iki partinin aldığı oydan 4 puan, 3,5-4 puan daha düşük olarak gözüküyor. AKP'nin aldığı oy miktarına baktığınız zaman yurt dışı oyları da eklediğinizde bir artış yok. Bunu da ifade etmek istiyorum. Yani seçim bölgelerindeki alınan oylara harita olarak baktığınız zaman da belli bir yerel seçimde alınan oyların bir fotokopisi şeklinde gözüküyor. Önümüzdeki dönem nasıl olacak? Bu şu anda gayri resmi sonuçlara göre konuşuyorum. Takınılacak tavra bağlı. Balkon konuşması sırasında ve sonrasında yapılacak eylemler ne şekilde olacak bunu görmek gerekir. Bizim özümüzde savunduğumuz ilke nettir. Eğer siz %51'lik oy oranını kafanızdaki tek adam rejimini, parlamenter demokratik rejimi rafa kaldırmak ve başkanlık sistemine gitmek için, yani hem cumhurbaşkanlığı, hem başbakanlık, hem parti genel başkanlığı, hem üniversite rektörlüğü, hem meclis başkanlığı, hem Yargıtay başkanlığı, hem Anayasa Mahkemesi başkanlığı, hem Danıştay başkanlığı, hem futbol kulübü başkanlığı, hem sendika başkanlığı, her alanda bu yetkiyi tek adam olarak kullanacaksanız bu kişiyle demokrasi mücadelesi derinleşerek devam edecektir. Şu anda bunlara cevap verebilmem mümkün değil. Siz de takdir edersiniz. Yani detaylı bir il analizi önümde yok. Henüz çok taze. Katılmamanın da nedenleri olabilir. Mevsimsel nedenler. Bunlar da önemli olabilir. Bunlar mazeret değil, ortadaki sonuca göre konuşuyorum. Bakın, anladım. Anladım. Cumhuriyet Halk Partisi kurulları, tüzüğü ve programı olan bir partidir. Bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi bir karar alır ve bunu uygular. Burada bir kere daha söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi kendi siyasi çıkarlarını, kendi felsefesini, kendi ideolojisini öne koyarak bir aday belirlemedi. Bunu başından itibaren ifade ettik. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye için, belki Türkiye demokrasisinde şimdiye kadar rastlanma örneği yok diyebiliyorum. Çok farklı görüşlerden bir ortak değerde buluşabilecek bir aday çıkarttık. Çıkarttık. Benden mi kaynaklanıyor? Kendi kurallarımız içerisinde bu süreci cevabını devam ediyorum. Kendi kurallarımız içerisinde bu süreci göreceğiz. Evet. Sizin iyi niyetinize hayranım. Onu öncelikle belirteyim. Şöyle söyleyeyim. Başından itibaren söylüyoruz. Eli kolu ekonomik olarak bağlanmış. Her türlü organizasyon gücü kısıtlı tutulan iki mağdur ve mazlum adayın her türlü gücü arkasına almış
devletin imkanlarını, hazinesini, devlet organizasyon makinasını arkasına almış. Açık söyleyeyim, bunu hepiniz biliyorsunuz. Hemen hemen 3-5 yayın organı dışında yazılı ve görsel tüm medya kuruluşlarını arkasına almış bir adayın yarışmasından bahsediyoruz. Sayın İhsanoğlu ya da Sayın Demirtaş'a tanınan olanaklarla Sayın Erdoğan'a tanınan olanakları mukayese etmek mümkün değil. Benzer bir soruyu o olanakları değiştirdiğimizde bizim de karşı soru olarak sorma hakkımız doğuyor. Yani eli kolu bağlı biri, ayağı bağlı biri, öteki çoktan başlamış koşuyor. Her türlü imkan arkasında. Yani devletin son olaylardan da biliyoruz, idari ve yargı bürokrasisi rehin halde ve böyle bir yapı içerisinde seçimlere gittik. Ben onun için iki mağdur adayın, mazlum adayın yarışma koşullarına rağmen, eşitsizliğe rağmen gösterdikleri dirayet ve direniş içinde ayrıca teşekkür ettim kendilerine. Eylemler derken burada seçilen kişinin kendi kafasındaki planı programı %51'i %100'lük bir milli irade olarak kabul edip dayatmasından bahsediyorum. Yoksa ben kanun dışı bir, kural dışı bir eylemi çağrıştırmıyorum. Burada netleşelim. Burada kafasındakini ben %51 aldım. O zaman tüm planladıklarımı, projelerimi ben bu %51'i desteğiyle dayatırım. %49 ne olacak? Böyle bir demokrasi anlayışı olmaz. Onu ifade etmek istiyorum. Kaldı ki öyle çok mutlak bir başarının sevinci içinde değiller. Bunu da ifade edeyim. Çok daha farklı doldurulmuşlardı. Çünkü kendi besledikleri kamuoyu anket oluşturan yapılar kendilerine çok daha görkemli bir zafer vaat etmişti. O zaferi dahi sağlayamadılar. Onu söylemek istiyorum. Son. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü açık, siz de belirttiniz. Neyi ne şekilde yapacağı da çok açık. Önümüzdeki süreci hep beraber yaşayarak göreceğiz. Bu gece seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerimi, seçimde yaşanan tabloyu ve bugünkü toplantıda da seçimlerin Türkiye satında akışı ile ilgili örgütlerimizden gelen bilgileri MHK üyeleri değerlendirdi. Sorumlu oldukları bölgelerle ilgili o ana kadar yansıyan bilgileri, eksiklikleri paylaştı. Neyi ne şekilde tasfiye edeceğini görüştü. Detaylı bir siyasi stratejik plan yapılmadı. Tamam. Bu çerçevede bir organizasyon içinde seçimler daha sonuçlanmadan seçimlere dönük bir takım bilgilerin bize aktarılması karşısında yapabileceklerimizi konuştuk son bölümde. Son demiştim ama evet. Resmi olarak açıklansa seçimden sonra bir başbakan belirlenme süreci olacak. Evet. Bekledikleri rüzgar oldu mu onu bilmiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine dönük siyasi bulmacalar şu anda revaçta anladığım kadarıyla sorulardan. Ama bence bir başka odağa dikkatinizi yöneltmenizde fayda var. Çünkü AKP'de bugünden itibaren çok ciddi bir fetret dönemi başlıyor. Bakın bu sözüme dikkat edin. Kimler tasfiye olacak? Kimler topun ağzında? Kimler yeni dönemde ne bekliyor? Kimler yukarıdan kumandalı başbakanlığa getirilmek isteniyor? Kimler tasfiye olacak? Kendi işlerindeki yapıyı takip etmek herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içiyle ilgili bizim takdir ettiğimiz ilginizden çok daha farklı olacaktır. Ben bu konuda dikkatlerinizi biraz AKP'nin içine doğru yoğunlaştırmakta fayda görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kendi sorununu aşar. Sorun değil, kendi değerlendirmesini yapar.
Kaldı ki bu süreç nasıl yaşandı, nasıl bugüne gelindi, ne koşullarda bu süreç bu noktaya kadar taşındı, bunu paylaştım. Bütün boyutlarıyla paylaştım. Onun için AKP'de şu anda herhalde kalp çarpıntısı olan kişi sayısı çok daha fazladır. Ama AKP'ye dokunan yanar mı, hala devam ediyor mu onu bilmiyorum. Onu size değil, sık sık değişen genel yayın yönetmenleriyle beraber daha üst mutfakta bulunan medya yöneticilerine sormak lazım. Evet. Evet. Bütün günü Sayın Kılıçdaroğlu'yla beraber geçirmedim. Yok, benim bilgim dahilinde yok. İki lider de oyunu kullandı. Daha sonra Kılıçdaroğlu'nun burada bahsettiğimiz bir değerlendirmesi oldu. Sayın Bahçeli ile ilgili bir ne bilgim var ne de yorum yapma hakkım var. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sizler de yoruldunuz. Hepinize iyi akşamlar.